Bu da bitti. Ben şunları bırakıp geleyim. Ya sana da zahmet oldu. Yok canım, ne zahmeti? Elime mi yapışacak sanki? Bu arada Recep baba nasıl? Her şey yolunda mı? Yani yolunda gibi ama benim yine de canım sıkılıyor. Bir şey yapamıyorum ya. Nasıl yani, bir problem mi var? Babam Tayfun'un durakta taksiye başladı. Ya 40 yıllık kahveci adam İstanbul'da direksiyon sallayacak, inanabiliyor musun? Sen merak etme. Recep baba kısa sürede kahvesine kavuşacak. Nasıl olacak o iş? Olacak işte. Yine neler çeviriyorsun o got kafanda acaba, yaralı yaralı ha? Dalga geçme sen mi acaba? Ben ne bileyim, ben bir yardımım dokunur diye düşündüm. Vallahi anlaşılan o ki babam çalışmadan duramayacak. Yani bu durumda bizim de yapabileceğimiz tek şey güvenilir ve doğru düzgün bir iş bulmak. Yani aslında ben bunu sana söylemeyecektim ama madem konusu açıldı. Ay dur, söyleme. Vallahi bir tane daha kötü haberi kaldıramayacağım bugün cidden. Yok, yok Dünya, bu kötü bir haber değil. Güzel bir haber. Ben kahvenin sahibiyle konuştum. Nasıl? Sen nereden buldun kahvenin sahibini? Ama avukat hanım, böyle sorularla ilerlersek sonuca gelemeyiz ki. Tamam tamam, sustum, anlat. Kahvenin sahibiyle konuştum ve anlaştık. Kahve eskisi gibi Recep Baba'da. Gerçekten mi? Bak sonra vazgeçmez değil mi? Yani hatta şu an Kazım kahveyi boyuyor. O kadar gerçek. Babam duyunca çok sevinecek. Süpersin sen ya, süpersin. Acıdı mı? Ne oldu? Got kafalıdan terfi mi ettim? Süper bir got kafasın sen. Sonuca ulaştığımıza göre sorularımı sorabilir miyim? Ben avukat hakkımı kullanabilir miyim? Kafama takılan bazı şeyler var. Sen nasıl ulaştın kahvenin sahibine? Adam satacağım diye gelmişti ya. Hı hı. Daha sonra ben evine gittim. Yani tapuda bulunmak istediğimi söyledim. Adam da öylece kabul etti teklifini yani, öyle mi? Yani bizim de kendimize göre ikna yöntemlerimiz var dünyanın. Allah Allah. Hiç kimseye de bir şey çaktırmadın. Ya bari bana söyleseydin, en azından birlikte hallederdik. Ya ben kimse hayal kırıklığına uğramasın diye bir şey olmadan söylemek istemedim. Ne oldu? Neden gülüyorsun sen? Kendince ikna yöntemlerini. Yeni mi öğreniyorsun? Senin gibi zeki bir kadın önceden anlamıştır diye düşündüm. Yok ya, benim öyle yeteneklerim yok. Dünya Hanım, yetenek çalışmayla olur. İsterseniz öğretebilirim. Yok yok, senin hamurunda var belli. Nasıl belli? Yani söyle de ben gardımı ona göre alayım. Şeytan tüyü var sende. Ben mesaja bakayım. Ne oldu, kötü bir şey mi var? Benim Nazlı'ya gitmem lazım. Konuşmamız gereken şeyler var. Sen nereye? Sen dinleniyorsun güzelce. Otur bakayım. Yavaş. Güzelce dinlen, tamam mı? Tamam ya, dövme hemen. Hadi ben çıktım.
Görüşürüz. Aa, hayırdır baba? Hazırlanmışsın. Nereye gidiyorsun böyle? Nereye olacak kızım? Taksiye çıkıyorum. Tayfun'dan taksiyi devralacağım. Değişim saati geldi. Baba, bak dün bir, bugün iki. Yıpratma kendini bu kadar. Kızım, o kadar borç harç var. Hem ben evde duramıyorum, daralıyorum. Hayatım boyunca çalışmaya alışmışım zaten. Sen beni şimdi tutup eve bağlasan durmam, duramam. Onun için bana hiç engel olmaya çalışma kızım, tamam mı? Of baba ya. Vallahi bir tane şey söyledim, 50 tane şey saydın ha. Hem benim sana bir sürprizim var. Yani aslında benim değil ama olsun. Sonuçta çok sevineceksin. Neymiş o sürpriz kızım? Biraz sabret. Bugün beni dinle, taksiye çıkma, olur mu? Söz sonra bildiğin gibi yaparsın, olur mu babacığım? Şimdi beni de meraklandırdın. Ne sürpriziymiş bu bakayım. Hem bu sürpriz sadece babana mı? Ya babamın nezdinde hepinize aslında. Siz de çok sevineceksiniz Ayfer Sultan. Sadece birazcık sabır. Sabretmek dışında başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok. İyi madem, sabrederiz biz de. Pardon anneciğim. Kızım sen nereye? Eski arkadaşlarımla buluşacağım da. Yani çok gecikmem, merak etmeyin. Ben size söyleyeyim. Bu Nevriye bir işler çeviriyor gene. İnşallah başımız bir belaya sokmaz. Bıktım artık sıkıntıdan, dertten. Hadi ben de çıktım. Unutmayın söylediklerimi, tamam mı? Sadece birazcık sabır. Sonra her şey çok güzel olacak. Baba, sen bugün evdesin bak, anlaştık mı? Kızım, Tayfun'a söz verdim. Oğlan araya girdi. Ayıp olacak çocuğa şimdi. Ne ayıbı baba ya? Tayfun halleder, merak etme. Siz evde oturun, sürprizimi bekleyin. Tamam kızım, tamam. Tamam kızım, dediğin gibi olsun. Yine damarın tuttu senin. Zaten bir senle bir de Karadeniz'le inatlaşılmaz. Öyle daha. Babacığım. Görüşürüz yavrum. Hadi selametle kızım. Hayırlı işlerin olsun çocuğum. Kaldın mı evde Recep Bey? Hadi bir kahve yap da içelim. Hayır, o zaman. Hayırdır? Kapının önünde durmuş, ne konuşuyorsunuz böyle bakayım? Yoldan geçerken Umut'u gördüm de. Ya geçen iyi değildi. Ben de gelip bir halini hatırını sorayım dedim. Ya Tayfun, aslında seni gördüğüm iyi oldu. Ya babam bundan sonra taksiye çıkmayacak, haberin olsun. İstersen sen yanına başka birini bul, tek başına kalma. Recep baba iyi değil mi? Bir rahatsızlığı falan yok. İyi, iyi, çok şükür. Umut sağ olsun, kahve meselesini halletmiş. Yani babam bundan sonra işinin başına dönecek. Ya sen de düşündün o kadar. Her zamanki gibi zor zamanımızda yetiştin. Çok sağ ol Tayfun. Ne demek? Lafı bile olmaz.